Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karar oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar, dışarı bak. Bir tramvay 5 kişiye yaklaşıyor. Diğer pisteye yönlendirmek için kolu çekebilirsin. Bir kişinin üzerinde çalışıyor. Ne yapacaksın? Bence arkadaşlar 5 kişinin ölmesindense bir kişinin ölmesi daha iyi. O yüzden ben kolu çekiyorum. Allah rahmet eylesin. Kullanıcıların %80'i size katılıyor. %20'si katılmıyor. Yani arkadaşlar, katılmayanlar ne yaşıyor? Bu arada siz olsanız ne yapardınız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, soruların sayısına göre birinci soru şunu yapardım, ikinci soru şunu yapardım şeklinde yazmayı unutmayın. Şimdi sonraki seviyeye geçiyoruz. Evet. Tramvay 5 kişi yaklaşıyor. Onu pisteye yönlendirmek için kolu çekebilir. Bir de 4 kişinin üzerinden. Şimdi arkadaşlar 5 kişi daha fazla, 4 kişi daha az. O yüzden kolu çekeceğim. Yani. Evet, yine çoğunluk bana katılmış arkadaşlar. Evet, şimdi. Aa, ben varım. Diyor ki arkadaşlar, tramvay 5 kişiye yaklaşıyor. Onu pisteyenlemek için kol çekebilir ve bunun yerine kendi feda edebilirsin diyor. Şimdi arkadaşlar, 5 kişi mi ölsün yoksa ben mi öleyim? İkra, sen ölürsen oyuna devam edemeyiz. 5 kişi ölsün dermişim. Ya bence arkadaşlar 5 kişi niye ölsün yani? Ben öleyim daha iyi. Ben 5 kişi öldü değil mi? Aha, geberdim arkadaşlar, Allah rahmet eylesin. Oha, çoğunluk kendini kurtarmış. Yok artık arkadaşlar. Ben de. Ya manyak ya. Evet arkadaşlar, tramvay zengin bir adama doğru gidiyor ve zengin adam kolu 100 bin robux ile çekmemizi istiyormuş. Yani biz çekersek bize 100 bin robux verecek. Diğer adam da hani işte normal bir insan. Hani zengin bana bir tık şımarık geldi yani. O yüzden ben zengini öldürürüm. Ben de zengini öldürmedim. Oha, %60'ı katılmıyormuş arkadaşlar. Siz olsanız ne yapardınız? Gerçekten sorular çok düşündürücü. Evet, tramvay uyuyan ve acı hissetmeyecek 5 kişiye doğru gidiyor. Onu diğer piste yönlendirmek için kolu çekebilir. Onun yerine uyanık olan bir kişiyi feda edebilirsin. Şimdi bu 5 kişi hiçbir şey hissetmeyecek ama diğeri çok acı çekecek arkadaşlar ya. Evet, o yüzden 5 kişi ölür. Yok artık Nisa. Arkadaşlar gerçekten çok zor. Hani canı çok acıyacak ama bunların ruhu bile duymayacak. Direkt ölecekler. Ya yani arkadaşlar, bence acı çekerek ölmek daha çok acı. Yazık ya ama. İstemeden ölsünler yani. Ama çok fazla hani 5 kişi de. Neyse, hiçbir şey yapmayacağım, ölsünler. Ya ne kadar değişik böyle. Evet arkadaşlar, çoğunluk benim gibi yapmış. Evet, sonraki seviyeye geçiyoruz. Tramvay 5 kişi yaklaşıyor ve bu kişiler kendi istekleriyle piste bağlanmışlar. O zaman öldüreyim. Diğer piste düşen kişi de yanlışlıkla gelmiş. Hani istemiyormuş buraya gelmeyi. Bunlar ölmek istiyor o zaman. Bunlar gebersin gitsin yani. Ne yapayım? Allah Allah. Öldürdüm ama. Evet, çoğunluk bana katılmış zaten. Evet. Oh hayır, bir tramvay 5 kişi. O ne? Şimdi arkadaşlar, tramvay eğer kul çekersem bu daha hızlı bir şekilde bunları ezecek ve bunlar daha az acıyla ölecek. O zaman kul çekelim yani, yazık. Evet. Daha hızlı hangisi Kira? Evet arkadaşlar, tramvay bir kişiye gidiyor ve diğer piste de benim Amazon paketim gecikecekmiş. Kol çekiyorum arkadaşlar, yani paketim geciksin yani bir zahmet. Aa. Evet, tramvay benim en iyi arkadaşıma yaklaşıyormuş. Bu arada en iyi arkadaş olarak da Kerim'i koymuşlar buraya. Kerim'i mi öldürelim yoksa bu 5 yabancıyı mı öldürelim? İkra, sen beni aldatıyor musun? Yani arkadaşlar, gerçekten çok zor bir soru hani. İkra, ben olsam ne yapardın? Bu oyun arkadaşlar arkadaşlık ilişkilerini bitiriyor yani. İkra, ben tren olsaydım ne yapardın? Yani ne yapayım arkadaşlar, hiç bilemedim. Siz olsanız ne yapardınız? En yakın arkadaşınız mı yoksa 5 yabancı kişi mi? Ya bunların hepsinin farklı hayatları var ama bu bir kişi yani. Ben kendimi öldürdüğüm gibi
Yani artık. Evet, Allah rahmet eylesin. Kim öldürdü? Oha, kimse bana katılmamış neredeyse. Evet. Arkadaşlar. Tramvay 5 kişiye yaklaşıyor ve onu diğer bir şeye yönlendirmek için kolu çekebilirsin. Bunun yerine bir kişiyi çalıştırabilirsin. En azından bunu düşünüyorsun. Gözünü evde unuttun ve tam olarak göremiyorsun. Arkadaşlar, yani şu an hiçbir şey göremiyorsan büyük ihtimal şaşırtmacalı bir şey vardır. O zaman hiçbir şey yapmamam lazım. Şaşırtmacalı bir şey yokmuş. Seviyeyi yeniden yapacağım arkadaşlar. Kolu çekiyorum bu sefer. Evet. Evet, şu an arkadaşlar 5 yaşlı insana yaklaşıyor ve diğer şeyde de bir tane orta yaşlı kişi var. Şimdi arkadaşlar, bunlar zaten ömürlerini bitirmiş. Bu daha gencecik, yazık değil mi yani? Hiçbir şey yapmayayım. Bunlar ölecek zaten, bunlar ölsün. O kalsın yani. Evet, çok işte bana katılmış. Oo, tramvaylar benim klonlarıma yaklaşıyormuş. Ya klonlarım ölsün, ben ne yapayım be? Geberler. Neydi? Evet, tramvay tramvay kesinlikle hiçbir şeye doğru ilerliyor. Ancak bu tramvay sürücüsüne şaka yapmak istiyorsun, ne yapacaksın? O zaman kılı çekelim. Ay, ölmedi inşallah tramvay sürücüsü. Neyse. Evet arkadaşlar, bu tramvay iyi bir vatandaşa yaklaşıyormuş ve diğer pistte yönlendiysek dışarı çöp atan birinin üzerinden geçiyormuş. Yani iyi bir insan niye olsun arkadaşlar? Bu zaten çevreye zarar. Hiçbir şey, önemli bir şey yok yani. Bu gebersin gitsin, ben ne yapayım? Güzel arkadaşlar, siz de çevreye karşı duyarlı olun lütfen. Yoksa insanlar sizi sevmez. Evet, tramvay en kötü düşmanıma doğru yaklaşıyor. Onları kurtarmak için kolu çekebilir ve hiçbir şey yapmazsın diyor. Şimdi ya, en kötü düşmanım da olsa birinin sevdiği bir kişi ve ya o da bir insan sonuçta. O yüzden ben kolu çekeceğim yani. Niye ölsün? Yazık. Oha, çok kişi öldürmüş arkadaşlar. Bu ne kin ya? Ay Allah'ım. Ben. Nisa, sen de mi öldürdün? Evet. Arkadaşlar, Nisa'dan korkulur gel. Evet arkadaşlar. arkadaşlık ilişkimiz burada bitti. Küssek arkadaşlar, neler yapacaklar bunlar bana ya. Ay. Evet. Tramvay yılda 100 kilogram karbondioksit bırakıyormuş. 30 yıl boyunca 5 kişiyi öldürüyormuş. Kolu çekerek diğer birisi yönlendirebilir. Bir tuğla duvara çarpıp tramvayı havaya uçurabilirsin. Kolu çekeceğim arkadaşlar, yani çok zararlı gerçekten. O yüzden yok olsun gitsin. Evet, burada arkadaşlar tramvay bir kişiye yaklaşıyor ve bu tramvay ona çarptığında ömrünü 50 yıl düşürüyor. Eğer kolu çekersek de 5 kişinin üzerinden geçecek ve her birinin ömrü 10 yıl düşecek. Bunların ömrü 10 yıl düşsün daha iyi yani arkadaşlar. O yüzden kolu çekiyorum. Ay geberdim. Evet. Evet, çok kişi bana katılmış arkadaşlar. Sonraki tramvaya geçelim. Oo, tramvay duyguları olan ve acı hisseden robotlara yaklaşıyormuş ve diğer pistte de bir kişinin üzerinden geçiyormuş. Arkadaşlar, yani acı hissetmeleri biraz kötü olmuş gerçekten ama bunlar sonuçta insan değil. Bir gün bozulacaklar. İnsan da ölecek ama hani bunlar dünyayı ele geçirir falan, Allah korusun hiçbir şey yapmayayım, bunlar ölsün bence. Evet, çok şey. Oha, neredeyse yüz bana katılmış arkadaşlar. Evet. Ben düşünmeden öldürdüm. Bu tramvay arkadaşlar zengin Roblox avatarlarına doğru gidiyormuş. Bunların her biri bana 50 bin Robux teklifi veriyormuş. Ama diğer tarafta da normal insanlar var. Arkadaşlar bayağı para yani. Bilemedim şimdi. Raylar da onlara katıl diyor. Evet, raylar da onlara katıl. Yok, ben buna katılmayacağım. Vazgeçtim, ölmek istemiyorum. Hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar yani. Her şey para değil. Ay, kimse katılmamış. Nisa, ne yaptın? Bismillah. Evet arkadaşlar. Şu an bir şeyler oldu. Evet, bunu yapalım. Sürücüsüz arabanın frenleri bariyere yaklaşırken başarısız olur. Araba şerit değiştirmeli ve yoldan yasa dışı bir şekilde geçen 4 kişinin üzerinden geçmeli mi diyor. Evet arkadaşlar, eğer böyle gidersem hani hiçbir şey olmayacak sanırım. Ama bunlar da arkadaşlar, bunlar geçmemesi yerden geçiyorlarmış.
Hiçbir şey yapmayayım arkadaşlar. Araba çarpsın yani, yazık değil mi bunları da? Belki oradan geçmek istediler yani. Evet. Kendi kendini süren bir arabanın frenleri bir çapraz yürüyüş üzerinde yürüyen 4 kişiye yaklaşırken başarısız olur. Araba şerit değişip bunun yerine bariyere çarpmalı mı? Evet, çarpsın ya arkadaşlar. Şerit değişip bariyere çarpsın. Evet. Sürücüsüz araba frenleri bariyere yaklaşırken nasıl ya? Hiçbir şey yapmayayım. Zaten ikisinde de öleceğim ya. Evet. Aa, yazık. Ay arkadaşlar, kedi ölmesin. Şerit değiştirelim. Araba patlasın. Evet. İyi, çok tatlı arkadaşlar. Ay niye kedi ezmiş bunlar ya? Tövbe estağfirullah. Aa, bu sefer de köpek. Evet, şeritleri değiştirelim arkadaşlar. Hayvanları sevin. Bu arada havalar da sıcaklamaya başladı. Arkadaşlar, hayvanlar için bir kap su, bir kap mama koymayı unutmayın. Mamanız yoksa bile, su koysanız bile onlar için çok iyi olacaktır. Evet. Çok küçük karınca ailesi. Aa, karınca ölmesin. Yazık arkadaşlar. Buradan gitsin. Evet. Bakın yaya geçiden geçiyorlar bir de. Evet. Kurtarsın ya. Niye insanları öldürüyoruz? Aa. Niye herkes çarpmayı istemiş ya? Çok saçma. Evet. Bu ne be? O 16 tane palyaço taşıyan, kendi kendine giden bir palyaço arabasının frenleri 4... Arkadaşlar, şimdi iş adamlarına mı çağıralım, palyaçoları mı öldürelim? Bence palyaçoları öldürelim ya. Ay Allah. Evet arkadaşlar. Bunları aç. Bu ya da bu olmaz. Ay evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Acaba aynı şeyleri mi yaptık? Benimle aynı şeyleri yapanlar yorumlara yazsın. Farklı şeyleri yapanlar ise yorumlara ben seninle aynı yapmadım yazabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.